Kur'an'daki din ve ataların dini. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar çirkin bir hayasızlık işlediklerinde biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah bunu bize emretti derler. De ki şüphesiz Allah çirkin hayasızlıkları emretmez. Bilmediğiniz bir şeyi Allah'a karşı mı söylüyorsunuz? Arap suresi 28 Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilse onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiseler Bakara suresi 170 Kur'an'ın ve peygamberimizin sünnetinin göz ardı edildiği bir ortamda gerçek anlamda bir dinin yaşandığını düşünmek imkansızdır. Bu aşamada Kur'an'daki din ile bazı toplumlarda görülen din anlayışının farkını iyi belirlemek gerekir. Şuna çok dikkat edilmelidir. Eğer din, Kur'an'ın ve sünnetlerin uygulaması değil de atalardan kalma bazı yanlış düşünce ve batıl inanışların devam ettirilmesi olarak anlaşılırsa o din artık gerçek İslam olmaz. Bugün bazı toplumlarda dindar olarak bilinen pek çok kişi, Kur'an'dan ve Peygamberimizin sünnetinden habersiz olması durumunun çarpıklığını ortaya koymaktadır. Bu kimseler için din, adeta atalardan kalan batıl bir miras olarak devam etmektedir ki, bunun Allah'ın dilemesi dışında Allah katında herhangi bir değeri olmasını beklemek yanlış olur. Budistlerden totemlere tapan Afrika kabilelerine kadar pek çok toplum dinlerini atadan kalma miras olarak uygulamaktadır. Ve bunun hiçbiri hak din değildir. Çünkü bu dinlerde amaç hak dinde olduğu gibi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak değil, çoğu zaman kimi insanlar için geleneği devam ettirmenin getirdiği nostaljik zevki yaşamak, kimi zamanda bazı çıkarlar elde etmektir. Kur'an'da bildirilen dinde ise temel Allah'ın rızasıdır. Müslüman kendisine bunu temel almalıdır. Bu konudaki bir ayet konuyu açıklamaktadır. Kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Binasının temelini Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır, yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup, onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi? Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez. Tevbe suresi 109 Ayetten de anlaşılacağı gibi Allah rızası üzerine kurulmamış bir iman, bunun üzerine bina edilmemiş bir din anlayışı makbul olmadığı gibi korkunç bir sonu beraberinde getirmektedir.